I think the girls with their nails done now. Evet, selam arkadaşlar. 26 Haziran Çarşamba ön yama videosuna hoş geldiniz. Bu çarşamba günkü bakımız gene her zaman olduğu gibi 00:00'da başlayacak. Salıyı çarşambaya bağlayan gece yarısı ve 07:00'da sabahın 7'sinde açılacak. 4 saat sürecek. Bu yüzden hem kendinize hem bilgisayarınızı dinlendirmeyi unutmayın bu süreçte. Tabii ki biten şeylerden önce gelecek şeylerden önce bitenlere bakıyoruz ve bu hafta 3 tane etkimiz bitiyor. Aslında bir 4. de var ama o ayrı bir mevzu. Onu da anlatacağız. Öncelikle bu çarşamba günkü bakımımızda arkadaşlar etkinlik sesi boyunca canavarları yok ederken yani grind ederken hazineyi çalan Afora ortaya çıkıyordu. Bu etkinlik sona eriyor yani daha fazla çıkmayacak ama bu buff varsa bu silinmeyecek yani aldıysanız zaten. Onun dışında altın küçü atıyor vesaire bunlar da artık çıkmayacak. O yüzden grind yaparken Afora göremezsiniz, şaşırmayın bu yamadan sonra. Onun dışında karı ruhun aksesuarları ve dünya haritası mobilyası geri döndü. Her dünya çapında hizmet kutlamasında böyle tek seferlik aile başı görevler geliyor biliyorsunuz. Biz yıllar önce yaptığımız için alamıyoruz bir de ama yapmadıysanız almayı unutmayın da ödülünüzü arkadaşlar. Aksi halde bu yamadan sonra almak için yine bir yıl beklemeniz gerekiyor bilginize. Ve son olarak gelişim destek malzemesi gümüş dükkanı. F3'ten alın diye şey yapıyordum ben zaten almışsınızdır diye tahminim burada. Gümüş kategorisine bakarsınız görürsünüz 623 gümüşe. Ne olduğunu sorgulamayın her türlü verse zaten 623 gümüş hiçbir şey değil oyunda o yüzden alın. Onun dışında diğer bir etkinlik daha var. Bu etkinlik 30 Haziran'da bitiyor. Bu yamada bitmiyor ama bu etkinlik zaten pazartesi gibi bir, garip bir sürede geldiği için hani yama notlarını da anlatamamıştım bunu hafta arasında geldiği için. O yüzden şimdi anlatalım arkadaşlar. Maceracılarımıza isimli bir şarkısı var Beydoğan. Bu şarkıyı cover yapmanızı istiyorlar. Maceracılarımıza şarkısı dinleyip kendi tarzınızda yaratıcı bir cover eseri oluşturacaksınız. Müzik videosu, oyun içi çekim, kendi seslerinizin şarkısı, yeniden aranjman, yeniden söz yazma veya yeniden mixleme gibi özgür herhangi bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ses kaydı ile katılmak isterseniz video ekranı boş olsa da olur. Kendi cazibenizi yansıtarak özgürce cover yapacaksınız ve düzenlenmiş bir video olarak YouTube'a herkese açık olarak yükleyeceksiniz. Videoyu ekran görüntüsü video panosuna kaydedeceksiniz. Kaydederken maceracılarımıza köşeli paranteziyle paylaşmayı unutmayın. Panoya kaydettikten sonra da bağlantı linkini zorunlu olarak tabii ki bu dokümana yollayın. Buraya yollamazsın çünkü adamların haberi olmaz bilginize. Bunu yaptığınızda 5 kişi arkadaşlar 3500. eski ay kutsal paketi 30 günlük ödüller verecek bilginize. Onun için örnek versiyonlara bakmak isterseniz de burada örnek versiyonları vesaire var. Tabii ki bunları izletmeyeceğim. Merak edenler kendileri katabilir. Bu etkinimiz de bitiyor. Onun dışında aşağıda şarkı sözleri yani Türkçe okumak isteyenler için şöyle yazmışlar. Gayet iyi düşünmüşler ve dosyayı şuradan tıklayarak indirebilirsiniz bilginize. Güzel bir etkinlik. Fikir güzel. Keşke hani yama notlarında paylaşılsaydı da daha fazla insan göreydi. Bence pek büyük eksik o. Evet. Onun dışına gelelim şimdi gelecek içeriklere. Gelecek içeriklerde arkadaşlar birkaç tane şey var. Bazılarını zaten şölende dinlemişsinizdir. Belki hatırlarsınız. Onun dışında gelelim şimdi. Jordan Destanlı güncellemesi. Serendia ve Kalfen bölgeleri ana görevleri yeniden düzenlenecek. Sylvia'nın mirası ruh özü görevinde kolaylaştırma. Ornette Oder'in ruh özü üretim malzemeyi elde edebilir. Haftalık görevinin tamamlanma hedef sayısı azaltılacak. Bağlantı noktası savaşına yeni kuralların eklenmesi. Bağlantı noktası savaşı bölge grubuna katılım başvurusu yapan klanların ya da ittifakların sayısına göre etkinleşen bağlantı noktalarının sayısı değiştirecek. Karanlık geçit ödüllerini ekleme. Karanlık geçit ödüllerinin debarık aksesuarları eklenecek. Bu güncelleme öncesinde elde edilen ganimet kutularına eklenen debarık aksesuarı tabii ki elde edilemeyecek olduğunu unutmayın. Ve şeyi fark etmişsinizdir. Artık şuraya açıklamasında yazıyor. Eskiden sadece Jordan Destanı güncellemesi işte görevin kolaylaşması deyip geçerler. Bu sefer altına da açıklama yazıyor. Herhalde millet ön yamayı izlemiyor işte çok kafası karışıyor ya da yanlış anlaşılıyor diye çok şey geldi. O yüzden artık bir tık benim işimi de yapmaya başlamış bir adam. Hayırlı uğurlu olsun herkese. Ama tabii ki biz daha detaylı anlatmaya devam edelim. Gelelim şimdi içeriklere detaylı şekilde. Jordan Destanlı güncellemesi Serendia ve Kalfion bölgeleri ana görevleri yeniden düzenlenmesi. Bu zaten çok uzun aylar önce globale gelmişti anlatmıştık. Sonra Kore'ye geldi. Kore'den beri de çevirileri ve bug fixleri bekliyorduk. Ama birkaç aydır bug fix yoktu artık sadece çevirilerin kaldığını tahmin ediyorduk. Ve sonunda geldi bence baya geç kalındı. Baya çevirmenler yavaş çalıştı ya da çok fazla görev vardı bilmiyorum. Hani bu geldikten sonra yapmak isterseniz tercihsin. Çok yapmanızı zorunlu kılan bir şart veya bir şey yok ama... Hani benim tavsiyem yapın. Çünkü en az bir karakterinizde tüm görevlerin yapılı olması her zaman işinize gelir. Bir de benim şahsi teorim bu. Şölende söyledikleri pembe S verme olayında gene bu Serendia Kalfion
ana görevlerine kadar yapılma şartı işte, hatta belki Valencia Camacho'ya kadar gibi bir şart olabilir. O yüzden bence yapın, sonra pembe salmak için uğraşıyorum olmayın. Bence şahsi tavsiyem. Onun dışında diğer içeriklere direkt buradan anlatacağız. Karakter değişimine vesaire henüz şey değil, o yüzden geçiyoruz. Geç. Geldikçe anlatırız zaten gelirse. Karanlık Yeşil etkinliği olacağını geçen hafta zaten söylemişlerdi. 26'sında arkadaşlar. O yüzden bir Karanlık Yeşil etkinliği var diye Yamanut'ta söylemiştik ve tam o haftada Global Lab'e Deborak'a eklenecek gibi bir duyuru yapılmıştı Zindan'a ve Karanlık Yeşil'e. Biz acaba bir hafta bekletirler mi, yoksa direkt hani etkinlik gelirken bir anda getirelim derler mi merak ediyorduk ki doğru karar vermişler. Bence direkt etkinlik gelirken hani bir hafta erken alıp getirmesi mantıklı. Çünkü biliyorsun normalde globallik şeyler 2 haftada gelir ama bazen çok basit içerikleri ya da bir etkinlikle geliyorsa öne çekerler ki bunda da öyle yapmışlar. Zindan kutusuna Deborah kadar geliyor mu bilmiyoruz ama karanlık geçitlere Deborah ekleneceğini globalde anlatmıştık. O kesin geliyor ve bir de etkinlik olacağı için o etkinlikten dolayı 2x kutumu alacağız, yoksa distoda mı düşebilecek ya da başka bir yeni etkinlik bir karanlık geçitle gibi bilmiyoruz ama güzel bir etkinlik. Onun için karga parası dükkanında bu Hakoven adasına P5 eşya verdisi de 1-600 değil 300-600 arası eşya alacağız gayet worth. Bu kara taş elde edilme miktarı kandan da artırıyoruz. 0-1-2-3-4'te eskiden 0-100'dü, 50 sabit oldu. 0-150 arasında sabit 60'a şey yaptı ve 0-150'den 80'e ayarlandı ikincide ve üçüncü aşamada 0-200 arası random'dan sabit yüzde çekildi. Bence her türlü worth, çünkü yani bir alma ihtimaliniz de vardı. Artık garanti %10'u her türlü worth. Yeni şarkı eklenmiş, iki tane geç. Artık karakterler hayalet enerjisine ve mavi kutuda sevinmeyecek şekilde ayarlama geldi. Onun için beyaz dereceli eşyalar oyundan silindi. Zaten herkese default var diye. Tarif eklenmiş, önemli değil. Deborah'a önemli değil. Geç. Bu olay bize direkt geldi diye tahmin ediyoruz biz. O yüzden belli de, o yüzden bunu okumayacağım. Ben geldiğini tahmin ediyorum. Gelmediyse zaten bu yamada öğreneceğiz. O yüzden çok bir fikrim yok ama ön yamada yazmıyor. O yüzden bilemeyiz. Onun için City of the Tundra Tarabi'nin yıllardır beklenen olay geliyor sonunda. Burada aptal bir mekanik vardı. Sözde tabi bu bölge çıkma mekanik bazlı olmayacak vesaire diye söz vermişlerdi. Hatırlıyorsunuz mu? Deniz hatırlıyor. Neyse, bu mekaniği yaptığınızda işte bir animasyona girip böyle bir geri zıplama şeyi var ya mobların, böyle hani mesela burada kesiyorsunuz şöyle 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 çiçek gibi etrafa dalıyor, sonra droplar alıyorsunuz, böyle bir 1-2 saniye bir gecikme yaratıyor bu. O artık kalkıyor, artık öldürdüğünüz anda çak diye loot'u atacak şekilde ayarlanıyor. Güzel bir değişim, bence geç kalınmış bir değişim ama. Önemli değil, geç. Görev ve bilgi. Bu haftalık pot parçası görevlerinde arkadaşlar 3000 kestiriyoruz. Artık 1000, işte 4000 ise 1500 kestirecek şekilde. Miktarları azalıyor. Daha az mob keserek daha aynı miktarı elde edebileceksiniz. Ama daha az süre harcayacağınız demek oluyor. Her türlü güzel. Onun için Balant noktası Fethi Savaşı'na şurada dediğimiz olay. Artık bir klan mesela 75 kişilik bir yere katıl attığında 37 kişiden az katıl atarsa, yani %50'nin altındaysa, onlar için ayrı bir kale yaratmayacak. Yani normal şartlarda 4 guild hepsi 75 kişilik bir noda girdi ve kaç olursa olsun her türlü 2 kale çıkartıyordu. Millet hani 2 kale alabilsin, kalan 2 taraf saldırsın vesaire mantığından dolayı. Ama bu sistemde artık yeterince sayısı yoksa bir guildin, artık onun için özel bir kale yaratmıyor. Yani gene aynı formatta söylüyorum, 75 kişilik yere 4 tane guild katıldıysa ama bir tanesinin sayısı ya da 2 tanesi sayısı bu örnekte %50'den düşükse, onlar için kale yaratılmayacak, tek bir kale için oynayacaklar. Ha tabii 4 kale katıl atar, 4 guild katıl atar ya da alliance. 3'ünün de sayısı düşüktü, o zaman sadece bir tane kaleyi yaratır gene. Hani pardon, yanlış söyledim. Örneğin 6 tane guild katıl atar diyelim. Normalde 3 tane yaratması gerek ama hepsinin sayısı azdı. Sadece birinin sayısı yetiyor mesela, bu durumda bir tane yaratır. Böyle bir mekanik geliyor ilginize. Yani katılları insanları şey yapmıyor ama katıl sayısına göre kale sayısının spamlanması ayarlıyor. Bence güzel bir değişim. Onun dışında katıl ödülü geliyor sonunda. Çok geç kalınmış bir şey bu da. Artık spesifik hangi tier'e girdiğinize göre kale alamasanız da madalya ve birazcık külçe alacaksınız. Bence mantıklı olmuş. Geç kalınmış bir değişim gene. Tamam, geç. Önemli değil, geç. Onun için anlatmadığımız bir şey kaldı mı?
anlattık anlattık. Bunu da zaten söyledim. Bundan söyledim. Evet. Ha bu arada şeyi karıştırmayın ha. Bu karanlık geçirdiğin Deborah Kahn eklenmesi perma içerik. Ama bu 26'sında gelecek olan bakımdaki karanlık geçit etkinlik ikisi ayrı. Sadece etkinlik geliyorken hani boşa milletin hakkı bir hafta boşa gitmesin diye hemen şey yapmışlar. Bir hafta erken çekip getirmişler Deborah Kahn muhabbeti. Onu da unutmayın. Sonuçta güncelleme özeti içeriğini değişebileceği unutmayın. Bir BDO biliyorsunuz arada böyle ön yamada yazıyor bazen getirmeyi unutuyor falan. O öyle bir artık yazı çakıyorlar ne olmalı diye. Umarım beğenmişsinizdir videomuzu. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Video like atmayı, yorum yapmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Onun için kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve sadece 2,5 TL vererek member olabileceğinizi unutmayın. Benim kanalı izlerken adblock kapatırsanız da bedava destekleyebileceğinizi unutmayın. Zaten tüm reklamlar bir tıklamayla geçeceği formatta. Başka videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye.